Herkese merhabalar. İsmim Tayfun. Atomika Teknik Cihazlar Şirketi'nde satış mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün bildiğiniz üzere iki farklı teknikten bahsedeceğiz. Bir tanesi dinamik ışık saçılımı, Dynamic Light Scattering adıyla bildiğiniz Zetasizer'ın prensibi. Diğeri de nanopartikül izleme analizi, NTA analizinin tanıtımını yapacağız. İki prensibin ne gibi farkları var, ne gibi üstünlükleri var? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. En sonunda da iki farklı tekniği anlattıktan sonra aslında birbirleriyle olan birlikte kullanıldığında ne gibi faydalarının olduğunu, birbirlerini ne kadar tamamladığını anlatmaya çalışacağız. Çünkü prensip olarak birbirlerine çok benzeyen Brownian Motion hareketine dayanan birazdan bu konu hakkında da detaylı bilgi vereceğim. İki farklı teknik. Kısaca ben bahsedeyim. Ufak bir anket yapmak istiyorum. Bunun nedeni aramızda muhtemelen Zetasizer'ın daha önce kullanımı, daha önceki versiyonlarını ya da güncel versiyonlarını kullanan kişiler olduğunu tahmin ederek aslında daha önceden bu cihazla tecrübesi olan var mı yok mu bunu bir test etmek istiyorum başlamadan önce. Ankete eğer daha önce bir tecrübeniz olduysa, kullanma fırsatınız olduysa evet diyerek eğer ilk defa tanışacaksanız bugün hayır diyerek yanıtlarsanız biz de ufak bir test yapmış oluruz. Yaklaşık %40'ı katılımcıların daha önceden tecrübe etmişler. %60'lık kısmı biraz daha yabancı. Dediğim gibi zaten ben en başından prensibinden başlayarak anlatacağım için aslında bir kısmı aşina olacak. Bir kez daha tekrar etmiş olacağız. Yeni dinleyecek olanlar için de aslında tekrar etmiş olacağız. Bugün anlatacaklarımın arasında dinamik ışık saçılımı tekniğini ben anlatacağım, benden dinleyeceksiniz. Zetasizer'ın yeni geliştirdiği, ailesine yeni kattığı Pro ve Ultra model cihazların aslında ne gibi üstün özelliklerle geldiğini değineceğiz. Uygulamalarından bahsedeceğiz. Daha sonra diğer çalışma arkadaşlarım da NTA, nano partikül izleme analizi tekniğinden bahsedecekler. En sonunda da aslında iki tekniğin birlikte kullanımı ve bunların getirdiği avantajlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ben dinamik ışık saçılımı tam olarak ne ve nasıl çalışıyor, ne anlama geliyor bundan bahsetmek istiyorum. Dinamik ışık saçılımı aslında günümüzde çok popüler bir teknik. Ama aslında geçmişi epey eskiye dayanıyor. Malvern tarafından yaklaşık 40-45 yıldır kullanılan ve sürekli geliştirilen bir teknik. Günümüzde de eskiye nazaran epey epey geliştirilmiş bir şekilde kullanılmaya, popüler bir şekilde devam ediyor. Burada aslında sistem olarak bir lazerimiz var, bir lazer kaynağımız var. Küvet içerisinde bulunan partikül içerikli ya da molekül içerikli bir numuneye biz bu lazer ışığını çarptırıyoruz ve saçılan ışınları inceleyerek aslında partikülün boyutuyla ilgili bir yorum yapıyoruz. Bir data elde ediyoruz. Bunu yaparken büyük ve küçük partikülleri nasıl ayırıyoruz kısmında da aslında Brownian hareketi epey kritik. Brownian hareketinde küçük partiküller çok daha hızlı hareketler yapıyorken büyük partiküller nispeten biraz daha hantal, daha yavaş hareketler yapıyorlar. Burada da bu aslında farklılık tan yola çıkarak da biz partikülün boyutu hakkında bir data elde ediyoruz. Burada partikülün boyutu da tabii birçok proseste, birçok ürünün kontrolünde ya da performans geliştirilmesinde partikül boyutu çok kritik bir rol oynuyor. Buradan da aslında boyut hakkında fikir elde etmeye çalışıyoruz. Daha sonra bu bir algoritmayla bir korelasyona dönüştürülüyor. Bu elde ettiğimiz sinyaller, saçılan sinyaller.
Biz bu korelasyonu aslında yazılım üzerinden görebiliyoruz ve bu aslında bazı ifadeler bize ipuçları verebiliyor. Partikülün boyutu hakkında ya da monodispers mi polidispers mi olduğu hakkında bir bize ipuçları verebiliyor. Yani eğer eğim çok yüksekse bir anda bir correlation coefficient eğimi yüksek bir şekilde düşüyorsa bu bize daha monodispers olduğunu söylüyor. Daha sonra biz bu dataları da aslında işleyerek bir rapor formatı, daha çok aşina olduğunuz %60'lık, %40'lık kısmın daha önceden tecrübe ettiği rapor formatından partikül boyut dağılımını oransal olarak görebiliyorsunuz. Hatta eğer sonuç hakkında ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kaliteli bir data olduğunu, ortalama tane boyutunu ve bunun yüzdece değerlerini de görebilme şansınız oluyor. Zetasizer sadece partikül boyutu ölçmeye yarayan bir cihaz değil. Bunun yanında zeta potansiyel değerini de ölçebilen bir cihaz aynı zamanda. Bunun prensibi birazcık daha farklı. Aslında tamamıyla farklı. Bunun prensibi de elektroforotik ışık saçılımı prensibine dayanıyor. Bu teknikte de yine lazeri kullanıyoruz. Burada aynı lazeri tekrar partiküllere çarptırarak bir sinyal elde ediyoruz. Ama burada kullandığımız küvetler, numuneyi koyduğumuz küvetler bir önceki teknikteki gibi değil. Ondan birazcık daha farklı tasarlanmış. Kapiler bir küvet kullanıyoruz. İki tarafında elektrotları bulunan küvette biz aslında elektrotlara artı veya eksi elektrik akımları uyguluyoruz. Bu elektrik akımları da partikülün etrafında bir bulut şeklinde bulunan yüke aslında eğer aynı yüktelerse itme kuvveti, zıt yüktelerse de çekme kuvveti uyguluyor. Bu şekilde biz hızlı bir şekilde elektrik akımını artı eksi uygulayarak partikülleri hareket ettirmeye çalışıyoruz. Buradaki hareket hızı da aslında bize partikül yükünü ifade ediyor. Ne kadar hızlı hareket ediyorsa hem partikülün yüküyle bir orantılı elde etmiş oluyoruz. Peki zeta potansiyel değeri bizim için niye önemli partikül boyutu kadar? Aslında kolloid sistemlerin stabilizasyonu, kararlılığı için çok önemli bir parametre. Kararlılık bölgesi de çok genel bir tabirle artı eksi 30 milivolt ve üzeri olduğu genel olarak kabul görmekte. Tabii bu numuneye bağlı değişiklikler gösterebiliyor. Kararlı dispersiyondan kastımız da partiküllerin birbirinden uzak olduğu, birbirlerine topaklanmadığı, Van der Waals kuvvetleriyle birbirlerine yapışmadığı sistemler. Kararlı olmayan dispersiyon ise Van der Waals kuvvetleriyle aslında birbirlerinin topaklandığı yapılar olarak özetleyebiliriz. Peki dediğimiz gibi niye ihtiyacımız var? Birincisi koloidal kararlılık. Çünkü termodinamik gereği partiküller kendi enerjilerini düşürmek için topaklanma eğilimindeler. Ve bunlara bizim karşı koyabileceğimiz kuvvetlerden bir tanesi elektrostatik kuvvet. Bu pervas kuvvetlerini elektrostatik kuvvetlerle yenebiliyoruz. Ve bu sayede de biz aslında partikülleri birbirinden uzaklaştırabiliyoruz. Genel itibariyle kararlı dispersiyonu ve flokülasyon davranışını sağ tarafta göstermeye çalıştım. Doğa gereği bir yer çekimi kuvvetine bir yer çekimi kuvveti uygulanıyor üzerimize ve partiküller de süspansiyon içerisinde bu yer çekimi kuvvetinin etkisiyle aslında çökme davranışı elde ediyorlar. Ama burada zeta potansiyel değeri eğer gerektiği ölçüde gerektiği kadar yüksekse bu partiküller yer çekimi ne yer çekimi gereği çökme eğiliminde bulunsalar dahi birbirlerine yaklaştıklarında aslında zıt yükte olacakları için birbirlerini tekrar itip homojen bir kararlı dispersiyon haline gelebiliyorlar. Burada istenmeyen birisi bu flokların, bu yüzen partiküllerin topaklanarak
Van der Waals kuvvetlerinin etkisiyle büyümesi, topaklanması, topaklandığı zaman da zaten ağırlıkları artacağı için yer çekimine ne karşı koyup tamamen çöküp bir faz ayrımına faz durumuna geçiyorlar. Bu durumda da zaten artık eski haline getirmek, bir homojen bir dispersiyon yaratmak artık oldukça zor. Neredeyse imkansız. Bu yüzden de bir zeta potansiyelini bu durumlar için tercih ediyoruz, kullanıyoruz. Teorisi aslında kısaca böyle zeta sizer'ın partikül boyut ve zeta potansiyel ölçümü için. Anketten de gördüğümüz üzere belli bir kısım, %40'lık kısım daha önceden zeta sizer nano ailesiyle muhtemelen çalıştılar, karşılaştılar. Çünkü oldukça yaygın ve başarılı bir üründü epeydir. Şimdi bu aileye zeta sizer Pro ve Ultra ismiyle yeni modeller katıldı. Gördüğünüz üzere fiziksel olarak da bir değişiklik var. Daha modern bir görünüm kazandı zeta sizer Pro ve Ultra. Onun aslında birazdan hangi özelliklerle geldi? Yani fiziksel değişimlerine ek olarak donanım olarak ya da yazılımsal olarak ne tür değişiklikler oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii tasarım olarak da bir ödül aldığını, Red Hot ödülünü 2018 yılında kazandığını belirtebilirim. Burada ufacık bir yine anket yapmak istiyorum. Acaba siz daha önce Pro ve Ultra'dan haberdar oldunuz mu? Başka bu webinara kadar bir yerde karşılaştınız mı ya da çalıştınız mı? Kısaca yanıtlarsanız aslında biz de öğrenmiş oluruz. Anketi paylaşıyorum. Eğer karşılaştıysanız, daha önceden Pro'yla ve Ultra'yla ilgili bir haberdar olduysanız evet'e, ilk defa karşılaşıyorsanız hayır'a tıklayarak hızlıca katılabilirsiniz. Daha sonra da bu ürünlerin yeni özellikleri, birbirlerinden farkları ve size sağladığı avantajları anlatacağım. Katılımınız için çok teşekkürler. Yüksek bir katılım oluyor ankete. Biraz da keyifli hale geliyor açıkçası. Sonuca göre %25'lik katılımcının %25'lik kesimi daha önce Pro ve Ultra modelden haberdar olmuş. Bir kısmı da %75'lik kısmınız da ilk defa deneyimleyeceksiniz, ilk defa dinleyeceksiniz. Şimdi daha da fazla uzatmadan aslında model hakkında sizlere bilgilendirmek istiyorum. Pro'nun özelliklerinden bahsedecek olursak iki farklı dedeksiyon açısı kullanıyor. Geri ve ileri olmak üzere iki farklı açıda sinyal topluyor cihaz. Aslında biraz Zeta Sizer Nano serisine bir önceki jenerasyona benzer. Ama yazılım olarak baktığınız zaman ZS Explorer yazılımı tamamıyla değiştirilmiş, tamamen geliştirilmiş bir yazılım. Bunun avantajlarından bahsedeceğim. Çok daha kullanıcı dostu bir hale gelmiş. Çok daha modern bir hale gelmiş ve açıkçası biraz daha renklenmiş yazılım eski jenerasyona göre. Adaptive Correlation cihaza eklenen en önemli özelliklerden bir tanesi. Çünkü size tamamıyla aslında bir rehberlik ediyor analiz hakkında ve analiz sırasında. Tamamen sizin yerinize cihaz başlıyor. Intelligent Data Quality Advice'ı nispeten eski kullanıcılar, Zeta Sizer kullanıcıları hatırlayacaklardır. Expert Advice kısmı diye bir bölüm vardı. Burada aldığınız datanın aslında ne kadar kaliteli olduğunu, sonucun ne kadar aslında numuneyi temsil ettiğini öğrenebiliyordunuz. Bu Intelligent Data Quality Advice da aslında bunu epey ileri taşımışlar. Eğer sonuç aldıktan sonra bazı ikonlarla size eskisinden daha fazla, daha efektif, hatta problemi nasıl çözeceğinize kadar tavsiyeler veriyor. Bunlardan da zaten detaylıca bahsedeceğim.
sabit akım zeta potansiyel modu da çok yüksek iletkenliğe sahip numunelerde. Hem açıkçası kullandığınız küvetlere zarar vermemek için hem de sonucu daha iyi bir sonuç elde edebilmek için kullanılan modlardan eklenen ölçüm modlarından bir tanesi optical filter well. Bu tamamıyla opsiyonel bir özellik aslında. Bu da eğer bir floresan özelliğe sahip bir numuneniz varsa bu floresan etkiyi elimine edecek sinyal gürültü oranını epey iyileştirmeye yarayan bir özellik. ZT-Sizer Pro'da öne çıkan özellikler bunlar. ZT-Sizer Ultra'da ise bu saydığım özelliklerin hepsi ZT-Sizer Ultra için de geçerli. Bu zamana kadar anlattığım bütün özellikler aynı şekilde Ultra'da da yer alıyor. Ama Ultra'da ilave bazı ek özellikler de var. Bunlar iki açıda dedeksiyon yaparken Pro, Ultra'da bir de yan dedeksiyon açısı var. Yani üç açıyla analiz yapıyor. Bu üç açıda dedeksiyon yaparken çok önemli bir özellik, geliştirilen bir özellik. Çok açılı dinamik ışık saçılımı. Bu tek tek açılardan sinyal alıp bunları toplamıyor. Bunların hepsini simultane aynı anda bütün açılardan sinyal alarak hepsini aynı anda size veriyor ve bu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Zaten bunu örneklerle anlatmaya çalışacağım. Partikül boyut, partikül konsantrasyonu ZT-Sizer Ultra'ya böyle bir özellik katıldı. Bu da daha önceden yoktu. Bu da epey aslında partikül boyutu ve konsantrasyonu kıyaslama imkanı sağlıyor artık. Düşük hacim tek kullanım kapiler küvetler de yeni geliştirilen ek özellikler arasında. Zaten daha önceden değerli numuneler için 12 mikrolitrelik küvetleri vardı. Fakat bunu tamamıyla geliştirip yeni bir tasarımla da 3 mikrolitreye kadar düşürmüşler. 3 mikrolitreye kadar çok çok değerli ya da zor elde edilebilen, zor sentezlenebilen numuneleri az kayıplarla analiz edebiliyorsunuz artık. Bu düşük hacim küvetleri aynı zamanda büyük partikülden üst boyutunu da genişletmeye yardımcı olmuş. Örneğin eskiden yine cihazda 10 mikronlara kadar numuneye bağlı olarak analizler yapabiliyorken bu küvet sayesinde aslında kapiler küvet sayesinde çok daha tekrarlanabilir ve çok daha güvenilir büyük partikülleri analiz edebiliyorsunuz. Böyle de bir avantaj sunuyor. Detaylıca bakacak olursak ZT-Sizer Explorer yazılımından bahsettiğim gibi aslında yazılım işinizi tamamen kolaylaştırmaya odaklanmış durumda. Siz sadece numune bilgisi girip hangi ölçüm yapmak istediğinize karar verip partikül boyut mu, konsantrasyon mu, zeta potansiyeli mi? Sadece ölçüme başla komutu vererek play tuşuna benzeyen ikonla bu ölçüme başla butonuna tıklayarak aslında analize hemen başlayabiliyorsunuz. Buradan da arayüzünü görebilirsiniz. Numune bilgisinin girdiğiniz kısım yukarıda numunenin ismi, hangi hücreyi kullandığınızı, malzemeyi ve dispersiyon ortamını giriyorsunuz. Burada renkli bir şekilde ifade edildiği gibi partikül boyutu mu, zeta potansiyel mi, konsantrasyon ölçümü mü yapmak istiyorsunuz, bir trend ölçümü mü yapmak istiyorsunuz ya da other kısmından kendiniz bir metot yaratabilirsiniz. Yani hem size aynı zamanda konsantrasyon ya da sıcaklığa bağlı konsantrasyon değişimi, süreye bağlı partikül boyut değişimi gibi çok daha kompleks analizler tasarlayabiliyorsunuz. Arayüz oldukça aslında bütün
eskisinde de olduğu gibi sinyalleri ayrı ayrı görebilmeye imkan sağlıyor. Hepsini aynı pencerede görebilmeye imkan sağlıyor. Burada korelasyon eğrisini de görebiliyorsunuz. Count rate değerlerini de görebiliyorsunuz. Intensity size ya da volume size olarak da ortalama partikül boyutunu anlık olarak ölçüm esnasında görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Yeni Zetasizer Explorer yazılımıyla. Adaptive Correlation'dan bahsedecek olursak, bu benim en çok etkilendiğim ve aslında en çok yardımcı olabileceğini düşündüğüm özelliklerden bir tanesi kullanıcılara. Adaptive Correlation'da aslında analiz esnasında kısa ölçümlerle sinyali sürekli sistem inceliyor. Alınan, toplanan, saçılan ışınlardan gelen sinyali sürekli inceliyor ve bu sinyalin aslında numuneden mi geldiğini yoksa bir kontaminasyondan mı ya da bir toz partikülünden mi geldiğini bu sinyalin numuneyi temsil edip etmediğini sürekli inceliyor. Polydispersity Index değerine bakarak aslında PDL değerine bakarak sinyalin partikülden mi ya da kötü numune hazırlamadan kaynaklı toz zerreciklerinden mi geldiğini tespit ediyor. Bunu daha sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi bu geleneksel DLS yöntemiyle alınmış bir sonuç. Adaptive Correlation size bunu tamamıyla numuneden gelen sinyalleri ayırt ederek, diğerlerini elimine ederek aslında size çok daha sağlıklı, çok daha güvenilir bir sonuç veriyor. Tabii burada bunu aktif etmeme seçeneğiniz de hala mevcut. Siz tamamıyla bütün kontrolün sizde olduğu ölçümler yine yapabilirsiniz. Adaptive Correlation size şunu sağlıyor aslında. Kötü bir numune hazırlamadan kaynaklı gelebilecek hataları elimine etme. Orada numuneyi diğer istenmeyen toz ya da işte partiküllerinden, kontaminasyonlardan, kirlilikten gelen sinyalleri elimine etmenize fayda sağlıyor. Aynı zamanda ölçüm datasını Adaptive Correlation iki sınıfa ayırıyor. Bir tanesi Steady State. Bu zamana bağlı numunede herhangi bir değişiklik yoksa sinyali incelediği anda eğer numune bir topaklanma eğilimi göstermiyorsa oldukça kararlıysa Steady State sınıfına. Ama partikülde ya da numunede zamana bağlı değişiklikler oluşuyorsa buna da transient sınıfına ayırıyor. Bu iki ölçüm datası da yine adaptive correlation'la inceleniyor ve işin sonunda yine advice kısmından sizin numuneniz hakkında size bilgi veriyor. Tabii bu dataların hiçbirisi kayıp olmuyor. Bunların hepsini toplayabiliyorsunuz. Adaptive correlation çalıştırmayabiliyorsunuz. Eğer gerçekten bu konuda uzmansanız ve numune hakkında çok detaylı bilginiz varsa, iyi numune hazırladığınızı düşünüyorsanız, bunu kapatma seçeneğiniz var. Ama daha çok yeni bir kullanıcıysanız, numune hakkında hiçbir bilginiz yoksa, çok hızlı bir ölçüm yapmak istiyorsanız, adaptive correlation size en doğru sonucu vermeye çalışıyor numune ile ilgili. Pratik avantajlarından zaten kısaca bahsettim. Numune hazırlama ve numuneyi hazırlamadan gelebilecek hataları engelliyor. Çok daha hızlı bir analiz sağlıyor. 3 kata kadar daha hızlı. Yanlış bir analiz yapıp onu tekrar etmektense size ilk etapta çok hızlı bir sonuç veriyor. Uzmanlık gerektirmeme kolaylığı var. Eğer yeni bir kullanıcıysanız karşılaşabileceğiniz zorlukları engellemiş oluyor. Çok daha tekrar edilebilir bir sonuç elde ediyor sizin için. Yani kolay numunelerde dahi yaklaşık olarak 3 kata kadar daha tekrar edilebilir sonuçlar elde edilmiş. Agregatların partikülden kaynaklı mı, yani steady state ya da transient olarak agregatların partiküllerin topaklanmasından geldiğini mi yoksa
bir kontaminasyon mu olduğunu dahi size ifade ediyor. Sağ tarafta da zaten bir steady state durum sınıfında olan partikül sonucunu, altta transient sınıfında bir sonucu. Burada sağ kısımda büyük partiküllerin görülmeye başlandığını görebilirsiniz. Bir de filtre uygulanmamış sonucu steady state ile birbirleriyle ne kadar aslında uyumlu olduğunu görebiliyorsunuz bu grafikte. Şimdi adaptive correlation'dan sonra aslında sistem intelligent data quality advice'a geçiyor. Yani siz sonuçları topluyorsunuz, değerlendirmeye başlıyorsunuz ve en sonunda size bu sonucun ne kadar tutarlı olduğunu söyleyen kısım intelligent data quality advice. Bu sistemi de açıkçası neural network, yani machine learning, zaten hepimiz aslında buna günümüzde çok aşinayız. Yapay zeka şeklinde bunu geliştirmişler. Çok fazla data kullanılarak aslında bu yapay zeka oluşturulmuş ve sizin yaptığınız her ölçüm de aslında bu yapay zekaya bir bilgi veriyor. Yani yaptığınız ölçümlerde aldığınız sonuçlar, sonuçların hangi numunede hangi problemlerle karşılaşılmış, problemler hangi sebeplerle ortaya çıkmış. Bu tarz dataları toplamaya devam ediyor sistem, Quality Advice'da. Bu sebeple aslında size bu noktada da çok fazla yardımcı oluyor. Yani bir sonuç aldınız. Evet, sonuç almak çok kolay artık Adaptive Correlation sayesinde. Ama bunun ne kadar tutarlı olduğunu, belki siz Refractive Index değeriniz çok doğru değildi. O zaman size diyor ki bu numunenin Refractive Index değerinde bir problem olabilir şeklinde bir geliştirme ya da bir tavsiye veriyor. Models, multi-angle, çok açılı dinamik ışık saçılımı yöntemi bu numunede daha iyi sonuç verebilir tarzında size tavsiyeler veriyor. Burada ikonlarla, zaten içi dolu ikonlarla, içi boş ve mavi ikonlarla size sonucunun ne kadar iyi, şüpheliyse niye şüpheli olduğu, nasıl geliştirilebilir olduğu ya da tamamıyla zayıf kullanılamaz olduğunu ifade ediyor. Burada zaten daha yakından size göstermek istediğim 3 farklı ikonla size sonuç hakkında detaylı bilgiler veriyor. Data Quality Advice kısmı bir önceki jenerasyona göre epey akıllı hale getirmişler. Sabit akım zeta potansiyel modu, bahsettiğim gibi yüksek iletkenliğe sahip bir ortamsa, eğer numuneniz ortama sahipse, bu hem analiz esnasında elektrotlara yapışarak, işte bir atıyorum bir polimer ve altın nanopartiküller partikül içerikli bir numuneniz var. Sistem elektrotlar üzerinden akım uygulandığında elektrotların üzerine yapışıp orayı kaplayıp sizin analiz esnasında ya da analizinize kötü bir etki yaratma ihtimali doğuyor. Bu sebeple sabit akım zeta potansiyel moduyla bunu epey çözmüşler. Dielektrik sabiti yüksek veya düşük olan numuneler için böyle bir ekstra bir mod geliştirmişler. Bunu kullanabiliyorsunuz veya difüzyon bariyer metodu, ki bu Malvern tarafından patentli. Tuz numunelerinizde, yüksek iyon konsantrasyonuna sahip numuneleriniz için veya bol oluşumunu engellemek için çok daha az numune doldurup alt kısmına, sinyalin, lazerin çarpacağı kısma numuneyi doldurup aradaki elektrotlara ulaşan kısmı da bir buffer çözeltisiyle, bir tampon çözeltisiyle doldurup daha güvenli, daha sağlıklı analizler yapabiliyorsunuz. Burada difüzyon bariyer patentli sabit akım zeta potansiyel modu da patent bekleyen şu an için yeni özelliklerden ikisi diyebiliriz. Optical wheel filter'da eğer numuneniz fluoresan
bir özellikte ise yani kullanılan lazer boyutu, lazer dalga boyuna eşit bir ışıma yapıyorsa bu şu anlama geliyor aslında. Sinyal ve gürültü bir arada ayırt edilemez hale geliyor. Bu sebeple de fizik gereği bunu çözmenin aslında iki tane yolu var. Bir tanesi ya gerçekten dalga boyunu, lazer dalga boyunu değiştirmek ya da bunu optik filtrelerle elimine etmek, gürültüyü azaltıp oradaki sinyal datasını daha öne çıkartmak. Bu şekilde kullanılan floresan filtre, horizontal polarizer ve polarizer olmak üzere farklı filtreler ilave edilmiş. Bu opsiyonel bir özellik. Eğer bu tarz numunelerle çalışmayı düşünüyorsanız bunu sisteme ilave etmemiz gerekiyor. Bu da patent bekleyen yeni özellikler arasında. Şimdi bu kısma kadar anlattığım Zetasizer Pro için geçerliydi. Bu özelliklerin hepsi bahsettiğim gibi Ultra'da da mevcut. Hepsi bu zamana kadar anlattığım özellikler Ultra modeli de kapsıyor. Tabii Ultra'da size daha önceden bahsettiğim yeni özellikler de var. Pro'dan ayrı daha gelişmiş özellikler de var. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlilerinden bir tanesi çok açılı dinamik ışık saçılımı yöntemi. Burada size bahsettiğim gibi 3 tane açı da sinyal toplanarak aynı anda çok daha çözünürlüğü hatta geleneksel daha eski yöntemlere kıyasla 3 kat çok daha çözünürlüğü yüksek sonuçlar elde ediyorsunuz. Normalde partikül boyut dağılımı epey geniş bir dağılım gösterirken models'la baktığınızda çok açılı dinamik ışık saçılımıyla baktığınızda aslında bunun iki tane farklı partikül dağılımından geldiğini tespit edebiliyorsunuz. Çok daha geniş, çok daha detaylı bir aslında size sonuç veriyor, imkan sağlıyor. Bu sebeple aslında ikincil bir tekniğe ihtiyaç duyup bunu doğrulatma amacı ya da models olmadığı anlarda belki farklı bir teknikle bunu daha da incelemek isteyebilirsiniz. Models çok açılı dinamik ışık saçılımı bunu aslında önüne geçiyor. Bu kadar uzun zamanlar kalmıyor bu sayede ve dolayısıyla hem de analiz için harcanan belki paraların da önüne geçiyor. Hem zaman hem de para kaybına aslında engel oluyor yeni Models yöntemi. Burada aslında göstermek istedim tem ile ne kadar uygun sonuçlar verdiğini. Sol taraftaki grafikte Models'la alınan bir sonuç var. Burada 15 nanometrelik bir sonuç elde edilmiş. Aynısını temde de yine grafiksel olarak görebiliyorsunuz ne kadar tutarlı olduğunu. 100 partikülle alınan bir biçimde. Burada da yine görüntüleri de aslında görebiliyorsunuz. Birbirleriyle aslında epey tutarlı. Tem analizine gitme gereği duymadan daha çözünürlüğü yüksek altın nanopartikül numuneleri için bir çalışmayı burada görebilirsiniz. Diğer bir özellik, üstün özellik partikül konsantrasyonu ultrada olan. Bu partikül konsantrasyonuyla aslında yeni bir ölçüm tekniği ilave olmuş oluyor Zetasizer Ultra'ya. Models'ın bir genişletilmiş versiyonu gibi çalışıyor sistem. 500 nanometrenin altında çok çok iyi sonuçlar veriyor. 50 nanometre gibi çok daha düşük seviyelerde, 20 nanometre gibi çok daha düşük seviyelerde diğer arkadaşlarımın anlatacağı nanopartikül izleme analiz cihazı için mümkün olmayan mertebelerde siz bu analizleri yansımak ediyorsunuz. Her türlü homojen numune tipleri için ve karışım olmadığı sürece konsantrasyon aralığı epey uygun partikül boyutuna bağlı olarak. Burada da bir sonuç verilmiş. Partikül boyut dağılımıyla aslında konsantrasyon seviyeleri epey uyumlu olduğu burada gözüküyor. Burada gördüğünüz iki küçük pik de aslında yukarıdaki konsantrasyon değerlerine karşılık geliyor.
Konsantrasyon ölçümü de bir diğer ilave edilen özelliklerden bir tanesi. Burada fenotiplerine bakacak olursak, düşük yoğunluktaki lipozom ve polimer partikülleri gibi ya da daha yoğun malzemeler, silika, metalik nanopartiküller gibi malzemelerle çalışma şansınız var. Sadece gerekli olan partikül ve molekülün yine optik özellikleri, dispersiyonun refraktif indeksi, viskozite gibi değerler eskiden olduğu gibi yine ihtiyacınız oluyor. Burada partikül konsantrasyon mesela artan sıcaklıkla birlikte dağılımı verilmiş. Artan sıcaklıkla birlikte konsantrasyonun düştüğü görülüyor. Ya da bir misel çalışması, misellenme çalışması yapıyorsanız önceki partikül konsantrasyonu ve en son final partikül konsantrasyon oranlarını birbirleriyle değerlerini oranlayarak aslında aglomerasyon sayısını da elde etme şansınız var. Ne kadar misel oluştuğunu da elde etme şansınız var. Bir diğer üstün özelliklerden bir tanesi de ultra düşük hacim küveti demiştik. 12 mikrolitre olan düşük hacim miktarını 3 mikrolitreye kadar düşürüyorlar. Zetasizer Ultra'da. Bunun için tek kullanımlık cam kapiler hücreler kullanılıyor. Solda gördüğünüz hücreye kapiler küvete hücreler takılıyor. Bu aynı zamanda size büyük partikül boyutlarını ölçmenize de fayda sağlıyor. Çökme davranışını biraz daha önüne geçtiği için. Özetleyecek olursak Zetasizer Pro ve Ultra'da en çok öne çıkan özelliklerden birincisi yazılım dedik. Çok daha akıllı, çok daha pratik hale getirilmiş. Adaptive Correlation size ölçüm sırasında, ölçüm başladığı andan itibaren sinyalleri inceleyerek bir rehberlik ediyor. Intelligent Data Quality Advice kısmı da aslında siz yaşadığınız sorunlara çözüm niteliğinde nasıl çözeceğinizi ya da sonucu nasıl geliştireceğinize dair çok daha yararlı, çok daha faydalı bir yapay zeka temelli bir destek veriyor. Sabit akım zeta potansiyel modda yine bahsettiğim gibi yüksek yüksek yüklü malzemelerde çok iyi çalışıyor. Optical wheel bu tamamen floresan özellikteki numuneler için geliştirilmiş opsiyonel bir özellik. Models'tan bahsettik zaten. Çok açılı dinamik ışık saçılımıyla aslında çok daha hızlı, çok daha çözünürlüğü yüksek analizler yapabiliyorsunuz. Partikül boyut, partikül konsantrasyon ölçümü de yine artık Zetasizer'la mümkün olan teknikler arasında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Teşekkür ederim. Herkese tekrar merhabalar. Bugün Eren Bey ile beraber biz de NanoSight cihazından bahsedeceğiz sizlere. Partikül boyutu ve konsantrasyon ölçümü için Malvern Panalytical tarafından tasarlanmış olan bir değer cihazımız da NanoSight cihazımızdır. NanoSight cihazında görüntüleme özelliği mevcuttur. Görüntüleme ile beraber boyut ölçümünü yapmaktadır. Boyut ölçümü ile beraber de konsantrasyon ölçümünü yapmaktadır. NanoSight cihazı aslında çok fazla bir kullanım alanına sahiptir. Bunlardan biyolojik olan aplikasyonlar için bir tablomuz var. Bir de biyolojik olmayan aplikasyonlarımız mevcuttur. Biyolojik olan aplikasyonlara bakacak olursak egzozomlar, ilaç taşınımı, protein agregatları, virüsler ve nanopartikül teknolojisi mevcuttur. Biyolojik olmayan aplikasyonlara bakacak olursak da polimerler, koloidler, mürekkepler, pigmentler, manyetik nanopartiküller, nanobubbles'lar, seramikler, yakıt katlı maddeleri, karbon nanotüpler ve kozmetik gıda maddesi mevcuttur. Şimdi cihazın aslında kısaca bir çalışma prensibinden bahsedecek olursak, sol tarafta gördüğümüz şekilde bir lazer aşağıda mevcut. Lazer numuneyle beraber etkileşime girerek yukarıda bir kamera ve mikroskop düzeniyle beraber görüntüleme yapmaktadır. Bu teknik hem light scattering hem de Brownian motion yöntemlerinin özelliklerinden yararlanır. Lazer ışını numune haznesinden
geçerken süspansiyon içerisindeki partiküllerin yaptığı saçılımı ultramikroskop ile 20 x'e kadar büyütür. Mikroskop üzerine yerleştirilmiş bir kamera ile de görüntüleme yapar. Bu kamera saniyede 30 film karesi yakalayacak şekilde çalışır ve numuneyi izleme süresine bağlı olarak partikülün Brownian motion altına hareketlerini kaydeden bir video dosyası oluşturur. Ölçüm prensibinden bahsedecek olursak da Brownian motion'daki her partikülün aldığı yol eş zamanlı olarak izlenirken bir tracking yazılımı ile partikülün yer değiştirmesinden difüzyon katsayısı hesaplanır. Sizin de bildiğiniz gibi büyük partiküller yavaş hareket ederken küçük partiküller daha hızlı hareket ederler. Buna bağlı olarak da difüzyon katsayıları değişmektedir. Partiküller numune içerisinde hareket ederlerken XY düzleminde bir hareketleri mevcuttur. Buna bağlı olarak difüzyon katsayısı hesaplanır. Daha sonra sağ tarafta gördüğümüz Stokes-Einstein denkleminden hidrodinamik yarı çap elde edilir. Hidrodinamik yarı çapın elde edilmesinde yine denklemden de görebileceğimiz gibi sıcaklık ve viskozite önemli bir parametredir. Buna bağlı olarak ölçüm yönteminde kütle ve refraktif indeks değerlerinden bağımsız olarak ölçüm yapılmaktadır. Ayrıca cihaz absolut bir metotla çalıştığı için de kalibrasyon gerektirmez. Sağ tarafta da yine partikülleri hareket ederken görüntüleme yöntemiyle bu şekilde floresans bir etkiyle gözlemleyebiliyoruz partikülleri. Boyut ölçümü sırasında partiküller 3 aşamalı bir prosesle ölçüm yapılabiliyor. Bunlardan birincisi az önce de bahsettiğim gibi görüntüleme ve yakalama. Salt Fair Brownian Motion hareket halindeyken partiküllerin bir videosunu çekiyor. İlk slide'da da bahsettiğim gibi 30 tane kare fotoğraf alıyor ve bunları bir video haline dönüştürüyor. Daha sonrasında bu videolarla iz sürme diyoruz bu ikinci proses aşamasına. Çekilen videolardan yararlanarak her bir partikülün izi sürülüyor ve hepsinin teker teker difüzyon katsayıları hesaplanıyor. Daha sonrasında da yine analiz olarak Stokes-Einstein denklemi yararlanarak her bir partikül için difüzyon katsayısı elde edilmiş oluyor. Buna bağlı olarak da hidrodinamik yarıçap hesaplanıyor. Aşağıda gördüğümüz fotoğraflarda ilkinde partikülleri ilk görselde partikülleri hareketsiz bir haldeyken görebiliyor. Daha sonrasında partiküller hareket ettikçe kırmızıyla gördüğümüz yolları izliyorlar. Cihazda zaten görüntüleme metodunda bu izlediği yolu takip ederek analizini gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da üçüncü analiz grafiğinde ise partikül boyutlarını bir grafik datası olarak bizlere sunuyor. Buradaki görselde aslında cihazdan aldığımız bir görsel mevcut. Software üzerinden bu görseli görebiliyoruz. Eş zamanlı olarak software videosu üzerinde partiküler Brownian motion hareketi yaparken kırmızı bir şekilde yol izliyor. Ve kamera bunları görüntülüyor. Yine eş zamanlı olarak boyut ve konsantrasyon grafiğini de bizlere sunuyor. Kırmızı ile gördüğümüz şuradaki partiküllerin aşağısında gördüğümüz bu mavi grafikler bize size dağılımını vermiş oluyor. Aslında bu cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi, genelde iki boyutlu bir grafik, size distribution grafiği elde edilirken, burada üç boyutlu bir grafik elde etmiş oluyoruz. Bu sayede de iki boyutlu bir grafikte göremediğimiz bazı yükseltileri üç boyutlu bir grafikte çok daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Burada da altın ve polistiren numunelerinin karışımı olan bir data mevcut. Sol tarafta gördüğümüz iki boyutlu grafikte partiküllerin tamamını çok net bir şekilde ayrılmış olarak göremeyebiliriz. Partikül boyutları çünkü birbirine yakın olabilir, hem size olarak birbirine yakın olabilir hem de sayıca birbirlerine yakın olabilir. Ama yan tarafta gördüğümüz üç boyutlu partikül size grafiğinde grafiğin tamamıyla ilgili belki iki boyutlu bir grafikte göremeyeceğimiz kısımları üç boyutlu bir grafikte çok daha net bir şekilde görmüş oluyoruz.
Tabii bu da bize elimizdeki numunenin içerisindeki partikül dağılımını çok daha net bir şekilde almamızı sağlıyor. Bu cihaz partikül boyut ölçümünün yanı sıra bir de konsantrasyon ölçümü yapabiliyor. Konsantrasyon ölçümü yapabilmesini sağlayan özelliklerden bir tanesi de ölçüm haznesinin hacminin biliniyor olması. Partiküller tek tek izlendiği için de numune içerisindeki ben partikül sayısını bildiğim için, hacmi de bildiğim için buradan yola çıkarak ben konsantrasyon ölçümünü yapabiliyorum. Buradaki görselde de cihazın aslında ölçüm yaptığı hücreyi görüyoruz. Yukarıdaki şu küçük görünen şey masum görünüyordur umarım. Küçük kamera görüntülemeyi sağlıyor. Aşağıdaki haznede de numunenin akışı gerçekleşiyor. Şimdi konsantrasyon ölçümü yaparken tabii ki cihazın belli bir konsantrasyonda belli bir yoğunlukta numuneye sahip olması gerekiyor. Eğer benim numunem çok konsantre bir numune ise kameranın bütün partikülleri görmesi zorlaşabilir. Eğer çok az bir konsantrasyondaysa, yani çok az bir partikülüm varsa benim numunenin içerisinde, bu defa numunenin tamamıyla ilgili kesin bir bilgiye varamayacağım için yine benim için istemediğim bir durum olacaktır. Cihazın da öngördüğü 10 üzeri 7 ile 10 üzeri 9 partikül bölü mililitre aralığında bir optimum partikül sayısının numune haznesi içerisinde olması gerekiyor. Benim istediğim parametrelerden bir tanesi bu. Çok yüksek konsantrasyonlar doğru iz sürmeyi engelleyecektir. Düşük konsantrasyonlarda da ekstradan uzun süreli bir görüntü yakalama ve analiz zamanı gerektireceği için bu da kullanıcı tarafından istenmeyen bir durum teşkil edecektir. Tabii konsantrasyon ölçümünde numunenin az önce bahsettiğim gibi yoğunluğu çok önemli olacaktır, partikül yoğunluğu. Buna bağlı olarak da numune likit bir süspansiyon içerisinde hazırlanmalıdır. Yine numuneye bağlı olarak sonikasyon, filtrasyon gibi şeylerden müşteriye bağlı olarak geçirilmesi gerekecektir. Yine numune gözle görülür bir biçimde konsantre olmamalıdır. Yine şekilde de görebileceğimiz gibi ilk iki numune NT cihazında ölçüm alabileceğim konsantrasyondaki bir numune örneği olarak gösterebilecekken en sağdaki benim istemediğim yoğunlukta çok fazla partiküle sahip bir numunenin görselidir. Genel olarak da yine kısaca ölçüm alınmasından bahsedecek olursam, öncelikle numuneyi numune haznesine dolduruyorum. Daha sonra görüntüyü optimize ediyorum. Burada bir kamera sistemiyle mikroskop sistemi olduğu için lazer ışınının pozisyonu belirleniyor ve fokuslar ayarlanıyor. Fokuslarla beraber kamera ayarı da yapıldıktan sonra ben tam net bir görüntüyü artık aldığım emin olduktan sonra ölçümü yapabiliyorum. Daha sonrasında videolar proses ediliyor. Partiküller tek tek izli bir video haline getirildiğinden bahsetmiştim. Bunlar tamamen software üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında da sonuçlarla beraber bir rapor çıktısı, size ölçümü ve konsantrasyon için yapılabilmekte. Şimdi aslında bu cihazın bir diğer özelliklerinden bir tanesi de partikül boyutu ölçümü ve konsantrasyon ölçümü dışında floresans modda da çalışma özelliği sunmakta bize. Floresans mod özelliğini ve farklı dalga boylarındaki lazer kullanımını da Eren Bey'in anlatımıyla devam edeceğiz. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eren Bey sizi devralacak şu an. Teşekkürler Karen. Buraya kadar ki 10 saatte senin arkadaşımız anlattı. Ben de biraz cihazın bir başka özelliği, önemli bir özelliği olan floresan lazerinden ve bunda kullanılan, eğer floresan boyalarımız varsa da nasıl kullanılmasını biraz anlatacağım. Nanosight cihazında partiküllerin boyut dağılımını ve konsantrasyon ölçümünü yapabildiğimiz gibi, bu partikülleri görüntüleyebildiğimiz gibi, cihazda bir önemli bir özellik daha önemli bir özellik olan floresan boyalarla da çalışabiliyorsunuz. Yani partiküllerinizi floresan
label'larla, floresan markerlarla etiketleyip diğer partiküllerinizden ayırabiliyorsunuz. Buna birazdan değineceğim. Anlık olarak biz partikülleri görüntüleyebiliyoruz. Bu zor numunelerde, özellikle tekrarlanabilirliği zor protein numunelerinde agregasyonun gözlenmesinde çok önemli bir özellik. Burada örnek olarak size bir protein numunemiz var. Bunun 5 ile 55 derece sıcaklık arasında zamana bağlı olarak ilk 0'dan 35 dakika sonrasında nasıl bir agregasyon olduğunu gösteriyor. Başlangıçta ölçüm yapıldığı zaman partikül boyutunun yaklaşık 100 ile 120 nanometreler olduğunu, 15. dakikada, 25. dakikada ve 35. dakikada zamanla 100 nanometrenin agregatlar oluşturarak nasıl büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Bu cihazı anlık olarak görüntüleyebildiğimiz için özellikle agregasyonun izlenmesi, numunenin raf ömrünü, ürün kalitesi ve stabilite çalışmalarında bu özellikler, cihazın bu özelliği çok önem taşıyor. Zor numunelerde o yüzden anlık görüntü, agregatın saptanmasında bu cihazın kullanılması bayağı önemli oluyor. Şöyle ki cihazdaki kullanılan lazer farklı dalga boylarında 4 tane lazer seçeneğimiz var. Bu yüzden farklı floresan boyalarla çalışmalarda bizde farklı lazerlerle konfigüre edebiliyorsunuz cihazı. Cihazdaki lazer kaynağınız floresan boyaları uyararak üzerinde bulunan uygun emisyon filtresiyle bu floresanlardan gelen farklı ışımaları gözlemleyebiliyorsunuz. Cihazda 4 farklı dalga boyunda çalışan lazerimiz var. Floresan boyalarda tabii farklı dalga boylarında çalışan birçok floresan boya var. Bunları seçerken lazerinizdeki dalga boyuna göre, uygun dalga boyuna göre boyaları seçebiliyorsunuz. Genel olarak zaten bu boyalar kullanılırken lazerinizin onları bir uyarma absorbans değeri var. Bu absorbans değerinden sonra uyarılmış olan floresan boyalar, markerlar belli bir nanometrede emisyon gözlemlenebildiği emisyon değerleri var. Bunları da cihazdaki şuradaki multiple filtre seçeneğinden, yani istediğimiz doğru emisyon filtrelerini kullanarak farklı boyaları gözlemleyebiliyoruz cihazda. Bu da genel olarak özellikle spesifik bir partikülü floresan bir markerla, label'la işaretlediğiniz zaman diğer partiküllerden bu partikülü ayırmaya yarıyor. Örnek olarak burada Alexa 488 boyasıyla mesela eksozom ve mikroveziküller işaretlenmiş. Bunlar doğru emisyon filtrelerinde tamamı gözlemlenebilmiş. Yani farklı boyalar kullanarak biz doğru lazeri seçerek partikülleri işaretleyip partikülleri birbirlerinden ayırabiliyoruz. Burada da gördüğümüz üzere mavi renkte görmüş olduğunuz numunenizdeki bütün partikülleri gösteriyor. Yeşille görmüş olduğunuz partiküller de spesifik olarak floresanla işaretlenmiş partikülleri gösteriyor. Cihazda filtre kullanmadan alınan görüntüde bütün partikülleri bu şekilde görürken spesifik olarak işaretlediğiniz partikülleri filtre kullanarak sağ taraftaki gibi pozitif seçmeyle daha spesifik olan partikülleri görebiliyorsunuz. Daha çok NanoSight'ın kullanım alanları özellikle zor numuneler, biyolojik numuneler, yine protein çalışmalarında, eksozom gibi mikroveziküller çalışmalarında, aşı araştırmalarında, yine metalik ve polimerik nanopartiküllerde kullanım alanları mevcut. Burada bir cihazla Selen Hanım ve benim anlattığım özellikleri kısa bir videosu var cihazın. NanoSight NS300 from Malvern Instruments is capable of providing additional complementary information to that provided by dynamic light scattering or DLS, providing a deeper understanding
from the characterization of nanoparticle suspensions, two of the unique measurement parameters that can be provided by nanoparticle tracking analysis are the measurements of nanoparticle concentration and high-resolution particle size distributions measured on a particle-by-particle basis. There is also a fluorescence mode and more. But first, here is how it works. NanoSight uses laser illumination to provoke scatter from a suspension of nanoparticles. This scatter is detected by a video camera via a microscope optical path. All particles are tracked simultaneously, but because each particle is tracked individually, high resolution number versus size distributions can be generated in minutes. Key applications of the NTA include delivery research and virology, where concentration is related to dose, extracellular vesicle, and in therapeutic protein applications. Experience shows that the true capability of nanoparticle tracking analysis is only apparent when you see it working on your own samples. More information about our NS300, please visit www.molburn.com. Thank you. Yani yine biz cihazda bu partiküllerin görüntülemesini NanoSight cihazımızda yaptığımız için burada birkaç daha görüntü göstereceğim. Yine yapılan bir çalışmada eksozomların burada 30 ve 100 nanometre aralığında eksozomların görüntüsü var. Yine sağ tarafta da 100 ile 1000 nanometre arasında mikrovezikülleri görebiliyorsunuz. Yani biz NanoSight nanoparticle tracking analiz ile partiküllerin hem boyutlarını, dağılımını, konsantrasyonunu bunları anlık olarak, canlı olarak görüntüleyebiliyoruz. Yine fluoresan markerlarda kullanarak özellikle spesifik görüntülemek istediğiniz partikülleri diğerlerinden pozitif seçerek ayırt edebiliyorsunuz. Şimdi iki farklı tekniği anlattık. Dynamic Light Scattering ve Nanoparticle Tracking analizi. Bunların bir de beraber kullanılmasında avantajları var. Bundan sonraki kısmı aplikasyon mühendisi arkadaşımız Tayfun Taş devam edecek. Ben sunumu ona devrediyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Merhabalar. Ben Tayfun Taş. Moleküler biyoloğum. Aynı zamanda şirketimizde aplikasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Dinamik ışık saçılımı nanopartikül karakterizasyonu için uzun zamandır oldukça bilinen ve kanıtlanmış bir yöntem. NTA yöntemi de DLS'e göre daha yeni 2000'li yılların başından beri gelen bir teknik. Bu iki teknik birbirlerine benzer teknikler olmalarına rağmen farklılıklar da göstermektedir. İki teknik de aslında Brownian hareketine ve ışık saçılmasına dayanır. İkisi de Stokes-Einstein denklemini kullanarak hidrodinamik çapa ulaşmamızı sağlar. NTA sayıya dayalı dağılım üretirken DLS yoluna dayalı bir dağılım üretir. Aslında böyle düşündüğümde biraz farklı teknikler olarak da sınıflandırılabilir. NTA her bir partikülü aynı anda ayrı ayrı izleyerek kameradan ölçüm sağlarken DLS yöntemi matematiksel bir dijital koordinat kullanarak bütünden yola çıkarak size parçacık boyutu ölçümü, parçacık boyutu ve konsantrasyon ölçümü sağlar. Size 3 örneklemiştim. Örneklerden bir tanesi bunu anlatayım. Bu gördüğünüz latex standartlarda NTA cihazında gördüğünüz üzere daha keskin bir pik görürken Zetasizer cihazında daha böyle yayvan bir pik görüyorsunuz. NTA cihazı burada size daha yüksek çözünürlükte bir ölçüm alabilme imkanı sağlar. Bir başka örneğimizde de burada biyolojik vezikülleri görüyorsunuz. Aslında biyolojik veziküllerin Zetasizer ve NanoSight'ta ölçümünü görüyorsunuz. Zetasizer'da gördüğümüz üzere burada aslında parçacıkların olduğu belli. Ancak NanoSight cihazında 50 nanometrenin altında tam olarak efektif olarak hani düzgün ölçüm alınamadığı için Zetasizer'da burada daha küçük vezikülleri görebiliyorsunuz. Ancak NanoSight cihazında gördüğünüz üzere şurada Zetasizer'da gördüğünüz bu 100 nanometre civarındaki pikleri
oldukça ayrıntılı bir şekilde görebilmeniz mümkün. Bir diğer örneğe geçecek olursak, burada da altın nanopartiküllerle antikorları altın nanoparçacıklarla fonksiyonize edilmiş antikorların grafiği bulunmaktadır. Burada Zetasizer cihazında şurada görmüş olduğunuz büyük gördüğünüz pik Zetasizer burada çok az da olsa parçacık parçacık sayınız çok az da olsa burada size çok ciddi yükseklikte bir pik verebilmektedir. Ancak NTA cihazında burada intensite kullanıldığı için çok az miktarda olan parçacığı bile çok yüksek boyutta çok yüksek intensitede görebilmektesiniz. 10 üzeri 6 ile çarptığı için buradaki piki çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi ben ne zaman DLS tercih etmeliyim? Mükemmel tekrarlanabilirliğe ihtiyacım varsa ISO standartlarına göre yani doğru ve tekrarlanabilir boyut ölçümlerine ihtiyacım varsa farklı böyle kalite kontrolde farklı beşlerin karşılaştırılması veya kalite kontrol işi benim için çok önemli ise partikül boyutunun işte hızlı ve güvenilir bir değerlendirmesine ihtiyacım varsa zamana karşı boyut ve sıcaklığa karşı boyut kararlılık değerlendirmesi benim için önemli ise geniş bir konsantrasyon alanında çalışmam gerekiyorsa ve numune NT için seyreltilemez durumdaysa ve 30 nanometrenin 6 ve 8 nanometrenin üstünde çalışmam gerekiyorsa ben Zetasizer cihazını kullanmam benim avantajım olur. Peki ne zaman NT'yi tercih etmeliyim? Yüksek çözünürlüklü boyutlandırma ihtiyacım varsa detaylı dağılım şeklinde veya hani çok az bir fark o kuyruklar bile benim için önemliyse yüksek çözünürlüğe ihtiyacım varsa partikül konsantrasyonuna ihtiyacım varsa NT benim için önemli. Aynı zamanda Zetasizer Ultra cihazımız da konsantrasyon ölçümü yapmaktadır. Diğer tekniklerin sonuçları belirsiz olduğunda doğrudan bir örnek görüntüsüne ihtiyacım varsa NT'yi tercih edebilirim. Buradan gelen görüntüler tam olarak parçacıkların görüntüsü olmayıp parçacıklardan yansıyan ışıkların görüntüsüdür aslında. Numune floresan ise ben NT'yi tercih etmeliyim. Zetasizer'da çünkü o yazılımda size numuneniz floresan diye uyarı verecektir. Numunem DLS'in çok seyreltikse ben yine NT'yi kullanabilirim ve DLS ölçümlerini onaylamak veya doğrulamak istiyorsam NT'yi kullanabilirim. Birbirlerini doğrulamak için aslında ikisi çok güzel cihazlar. Bazen birbirlerinin alternatifi olsa da yani bazı yerlerde biri üstün gelse, bazı yerlerde diğeri üstün gelse de bunlar birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Datalarınızı doğrulamak için ek bir yönteme, bir görüntülemeye ihtiyaç duyuyorsanız DLS ve NT NanoSight ve Zetasizer cihazları aynı anda kullanılabilir. Agregi yapıların ve hedef partiküller haricinde başka tür partiküllerin varlığı halinde ikisi beraber kullanılabilir. Hem yüksek çözünürlük ve detaya hem de yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik benim için çok önemliyse ben bunu kesinlikle ikisini bir arada kullanmalıyım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genel sohbet ekranını açıyorum. Genel sohbet ekranından sorularınız varsa Atomika Teknik cihazlar servis ve satış mühendisleri arkadaşlarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Bu kısımda sorularınız cevaplanacak. Ben Atomika Teknik cihazlar firmasına sponsorluğundan dolayı teşekkür ederim. Bu keyifli ve bilgilendirici sunumdan dolayı da satış ve aplikasyon mühendisi arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok keyifli bir sunum gerçekleşti. Biz teşekkür ederiz. Akabinde web seminerimizi tamamlayacağız. Katılım yoğunluğu bir ay fazlaydı. Katılımımızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. Emre Bey'in bir sorumu var. Sorusu var. Zetasizer'ı tercih etmek için spesifik bir tane boyut aralığı var mı? Hangi aralıkta daha güvenilir sonuçlar vermekte? Diye bir soru var. Zetasizer'ın
Boyut aralığı 0.3 nanometreden başlıyor 10 mikrona kadar. Tabi burada kullandığınız küvetler aslında veri kalitesi için çok fark edebiliyor. Sunumda bahsetmiştim. Bu aralıkta Zetasizer geniş aralıkta çok iyi çalışıyor ama siz Nanosight'la çok daha dar aralığa, çok daha yüksek çözünürlükte bakabilirsiniz. Onun kullandığı optikler ve açıkçası farklı dalga boyu seçenekleri ya da işte Tayfun Bey de bahsetti. Çözünürlüğü çok daha yüksek inceleme şansınız oluyor. Cihazların demo kullanımı mümkün mü diye bir soru var Tayfun Bey. Merhaba. Cihazlarla ilgili şu an Türkiye'de kurulmuş olan cihazlarımız var. Numunenizi bize gönderirseniz veya uygun bir demo programı yapar isek tabii ki demo olarak bunları size gösterebiliriz. Yani bunu beraber sizle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Ankara'da mı, İstanbul'da mı? Şu an için Zetasizer'ın fazlasıyla yani Türkiye'de bayağı çok fazla referans olan üniversitelerde, devlet kurumlarında, laboratuvarlarda şu an çalışan cihazlarımız mevcut. Nanosight'ta da Türk yeni yeni cihazlar kurmaya başladık. Yine bunları da dediğim şekilde iletişim bilgilerini verirseniz sizlere uygun tarih ayarlayıp demo da yaparız. Numuneniz varsa çalışabiliriz. Bunu programlayabiliriz sizlerle. Bunun için bize bir iletişim bilgisi bırakabilirsiniz. Bir mail adresi, telefon numarası yine yazarsanız. Zaten onlar sisteme kayıt olurken sizlerden almıyor. Biz bunu not alalım. Sizlerle iletişim haline geçelim bu konu hakkında. Evet. Teşekkürler. Şu an ekranda da ayrıca ulaşabileceğiniz mail adreslerini getirdik. Tuğçe.atomikateknik.com adresinden de daha fazla detay için bilgi talep edebilirsiniz. Fazla ben bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Bizim iki cihazlarımızla alakalı demo maksatlı cihazları soruyorlar. İki hem Nanosight cihazımızla hem Zetasizer cihazlarımızla alakalı da demo talebi bulunursa bizlerle iletişime geçerlerse hem Ankara hem İstanbul bölgesinde demo taleplerini biz karşılayabiliriz. İnsanlarla, kişilerle birlikte de demo yapabiliriz. Yani bu cihazlarımızı hem yerinde gösterip hem de analizleri yapabilecek durumdayız.